Üçüncülük 3. grup ekibi 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Mor Beyazlılar hafta sonu Giresun Spor antrenman sahasında oynadığı hazırlık maçında Sebat Gençlik Spor'a 2-1 yenildi. 52 Ordu Spor'un hazırlık maçında tek golünü forvet oyuncusu Yusuf Atasoy kaydetti. Mor Beyazlılar 3.lik 3. grubun ilk haftasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü ile mücadele edecek. Karşılaşmaya pazar 16'da Osmaniye 7 Ocak Stadyumu ev sahipliği yapacak. Önceki iki sezon üst lige çıkmayı final maçında kaybeden Mor Beyazlılar bu sezon hata yapmak istemiyor. Temsilcimiz yeni sezonda hedefini direkt şampiyonluk olarak belirlerken bu yönde kadro oluşturdu. Üçüncülük 4. grup ekibi Ordu Spor 1967 yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mor Beyazlılar yeni sezonun ilk haftasında Edirne Spor'la mücadele edecek. Sezonun ilk karşılaşmasına pazar 19'da Yeni Ordu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ordu Spor 1967'de teknik direktör Ramazan Çelik çalışmaların çok iyi gittiğini belirtti. Çelik fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandık. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Edirne Spor maçını kazanarak hedefimiz doğrultusunda ilerlemeyi planlıyoruz. Ordu şehrine iyi futbol izlettirmek için mücadele edeceğiz dedi. Üçüncülük 2. grup ekibi Fas'a Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Fas İlçe Stadyumunda sürdürüyor. Mavi siyah sarılılarda tecrübeli oyunculardan Emre Kara iyi bir takım kurulduğunu belirterek iyi mücadeleyi sezonda göstereceklerini söyledi. Geçen sene kadromuzdan bu sene 4-5 kişi var. Biraz yine yeni bir kadro oluştu. Hani geçen sene de öyleydi. Yeni bir kadro oluşmuştu. Bu sene de yeni bir kadromuz var. Ama kampta hazırlık maçları iyi geçti. Tabii bunu lige yansıtmak çok önemli. İlk maç dediğim gibi Balıkesir maçı. Nasıl lige başlarsak öyle gideriz. İnşallah iyi başlarız öyle gideriz. Ama iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Yani dediğim gibi az çok bu işin içindeyiz. 35 yaşındayım. Fena ekibimiz yok. Ama tabii lige bunu yansıtmak önemli. İnşallah lige yansıtırız. Ya şöyle ben geçen sene de aynısını söylemiştim. Bu sene de lig uzun maraton. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon bunlar da yeniliyor. Bizi sonuna kadar desteklesinler. İnşallah sahada mücadele edeceğimizi görecekler. Zaten onu gördükleri zaman skor tabii ki önemli ama önemli olan benim için sahada o mücadeleyi gösterip sonuca gidebilmek. İnşallah biz de onu göstereceğimize inanıyoruz. Gülyalı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası final maçlarıyla sona erdi. Gülyalı ilçesinde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, İzmir, Erzincan, Bursa, Muğla illerinden 109 sporcu katıldı. Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi gençlere desteklerini süreceğini söyledi. Gülyalı olarak sizleri sevdik. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Daha da geliştirerekten Gülyalı'ya bu turnuvanın Gülyalı'ya yapılmasına her zaman öncülük yapmak için hazırım. Arkanızdayım yanınızda. Özellikle gençlerimizin. Gençlerimizin sizden ayrı yaratan bir ricam olacak. Her yere söylediğim gibi. Çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Eğitim aileden başlar. Okullar olabilir. Ama lütfen aileler evlatlarımıza sahip çıkalım. Hangisi, hangi dalda, nasıl olursa olsun, babaların, annelerin, lütfen onlardan rica ediyorum. Lütfen bu bebeklerimize, gençlerimizi önüne salıp, onların da ve sizlerin de her zaman bir belediye başkanı diye bir abisi olarak, Gülyalı'ya belediye başkanı seçilmedi ama herkes bir seyrede söylüyorum. Ben Gülyalı'ya kardeşliğin nasıl olduğunu, nasıl yaşatıldığını örnek bir davranışla burada sizlerin ve Gülyalı halkının emrine emanetim. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Uzaktan yakından göre gelenler lütfen yolda giderken acele etmeyelim. Kazaya sebep etmeyelim. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş ve açık kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini protokol mensupları verdi.